yapmış kadınlarda. Özellikle de uzun süre süt vermiş annelerde meme bölgesinde deformasyonlar olmazsa olmazdır. Özellikle duyduğumuz bir senenin üzerinde süt vermiş kadınlarda memenin sönmesi olarak tarif edilen bir problem söz konusudur. Bu tür durumlarda veya benzer durumlarda uyguladığımız meme dikleştirme ameliyatları ikiye ayrılır. Bir tanesi protez kullandığımız, bir tanesi de kullanmadığımız yöntemdir. Özellikle kullanmadığımız yöntemde mutlaka hastanın memesini toparlayacak bir meme dokusuna sahip olması gerekir ki o dokuyu biz istediğimiz yerde kullanıp dik ve güzel bir meme görüntüsüne sahip olabilirim. Ama böyle bir durum yoksa, ki çoğunluk böyledir, meme protezleri kullanmamız gerekir. Meme dikleştirme ameliyatlarında özellikle yuvarlak protezleri kullanmak uygun olacaktır. Kas altına yerleştirilen bu yuvarlak protezlerden sonra meme dokusu organize edilecek şekilde protezin üzerinde, protezin taşıyıcılığı sayesinde uzun süre kullanabileceği şekilde hastanın şekillendirilebilir. Tek dezavantajı meme ucu çevresinde ve aşağıya doğru olacak bir izdir. Bu iz de çizgi şeklinde olup dikiş izi değil daha çok kesi izi olarak tanımlanmaktadır. Giderek silikleşecektir ve giderek de dikkat çekmeyecek boyuta gelecektir. Ameliyat sonrasında ise 3. ve 7. günde rutin kontrollerimizde hastayı görüp daha sonrasında ise iş ve sosyal hayatına güvenle, içi rahat bir şekilde dönebilmesini sağlamaktayız. Sadece bir ay boyunca kullanmasını istediğimiz bir sütyen var. Bunun sonrasında da 1. aydan sonra da istediği sütyeni kullanmakta özgür kalacaktır.